Ukrayna'nın Rusya'nın işgal ettiği Kursk bölgesindeki operasyonu 3 haftadır devam ediyor. Washington merkezli düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü yayınladığı raporda Ukrayna'nın bölgede yeni ilerlemeler kaydettiğini açıkladı. Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde batı yönüne doğru ilerleyebileceği ve Rusya'ya karşı yeni bir cephe açabileceği ifade ediliyor. Sem Nehri üzerinde 3 köprüyü vurmayı başaran Ukrayna güçleri, Rusların ikmal hatlarına büyük zarar vermişti. Rus ordusunun kurduğu geçici köprüleri de HIMARS yardımıyla hedef alındığı ve patlatıldığı belirtiliyor. Cephe hattında bunlar yaşanırken karşılıklı İHA saldırıları da sürüyor. Rusya, Şubat 2022'de çatışmaların başlamasından bu yana en kapsamlı Ukrayna insansız hava araçları saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren insansız hava araçlarının tamamının imha edildiği belirtildi. Toplam 45 Ukrayna İHA'sından 11'inin Moskova bölgesini, 23'ünün de Bryansk bölgesini hedef aldığı belirtildi. Öte yandan Rusya'nın Rostov Oblast'ında Ukrayna saldırısı nedeniyle 4 gündür yanan Pleuretarsk petrol rafinerisinin söndürülmesi için din adamları çağrıldı. Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, Kursk bölgesinde terör yaşandığını, Batı'nın kendi kontrolleri altında olan Ukrayna için işleri çok daha kötü hale getirdiğini ifade etti. "Şimdi çok daha fazla anlamsız harcama ve radikal olarak daha fazla sayıda tabut olacak," diyen Medvedev, "düşman tamamen yok edilene kadar müzakere yok," dedi. Moldova'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile başkent Kişinev'de bir araya geldi. Scholz, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine saldırmasının ardından oluşan durumu yakından takip ettiklerini dile getirerek, Ukrayna Kursk bölgesine yönelik askeri operasyonu bildirmeden gizlice hazırladığı ifadesini kullandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2 günlük Polonya ziyaretinin ardından Ukrayna'ya gideceğini duyurdu. Başkent Kiev'de de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Rusya ile barışı görüşeceğini vurguladı. Modi, Ukrayna'da devam eden ihtilafın barışçıl yollardan çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını belirtti.